hafta burçlarımız. Koç burcu. Bu hafta karmaşık, kararsız, ne istediğini bilmeyecek bir hafta yaşayacak. Yani iş konusunda olsun, ilişki konusunda olsun. Yani özellikle iyi bu hafta sonuna kadar, yeni yıl başına kadar böyle karışık bir dönem yaşayacak ama Allah kısmet ederse Ocak 1 itibariyle sakinleşme, tekrar planlarını hedeflediği noktaya doğru ulaştıracak. Ama son zamanlarda sol ayakta kaynaklanan ya da bilekte ya da kemikte kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı bu ara böyle bir hastalıklı, karmaşıklı, kararsız geçireceği 1 Ocak'a kadar kararsız geçiriyor. Ondan sonra daha verimli ve daha güzel. Hatta yeni bir anlaşma imzası atacak 1 Ocak'tan sonra. Ve gitmek istediği bir seyahati var. Bunu yapmış olacak Koç burcu. Ve ilişki konusunda da kararlı bir döneme giriş yaptı. Koçlara ilk hafta biraz, ilk haftaya kadar yani Ocak 1'e kadar biraz kararsız, ondan sonra daha net ve sağlıkla ilgili dikkat etmeniz gereken süreçler var diyorum. Boğa burcu, anam boğalar artık yorgun, argın, bitkin, halsiz dediğimiz dönemi geride bırakıyor. Renkli, eğlenceli, keyifli bir haftaya giriş yapıyor. Hatta bir bekledikleri para var bugün yarın gelmesi gereken. Bu parayla ufak bir yatırım yapma kararı içerisinde ve gitmek istediği değil de böyle İstanbul'un dışında ya da yaşadığı şehrin biraz daha dışında. Böyle kafayı dinleyeceği bir gün, iki gün sevgilisiyle, eşiyle geçireceği bir hafta olacak. Gayet keyifli. Onda da en büyük problem bu aralar boyun ağrısı, boyun fıtığı, bel fıtığı uyarısı olabilir. Bu aralar sağlık konusunda da dikkat etsin. Bir de uzun süredir bir hastalığın sevincini yaşayacak kovalar. Yani üzüntülü bir hastası varsa bunun sevincini yaşayacak diyorum bu aralar. Bu aralar için de güzel, keyifli bir hafta diliyorum. İkizler burcu. Ama bunlar ilişki, boşanma, ıvır zıvır kararlarını kenara bıraktılar. Kararsız bir haftaya girdiler. Niye? Boşanayım mı, boşanmayayım mı, iş kurayım mı, kurmayayım mı? Böyle absürt bir evreye giriş yaptılar ama onlar Ocak 15'ten sonra netliğe kavuşacak ve ilişkilerini de toparlamaya çalışacaklar. Onların da en büyük istedikleri yaşadığı evi taşıma gibi bir niyetleri var. Yaşadığı evi taşıma kararı verecekler ama daha vakitleri var diyorum. Hatta ya araç ya ev değişimi söz konusu olacak, iyi bir dönem. İlişki içinde aslında şöyle söyleyeceğim. Boşanma ve ayrılık tribi var ya, belki de değiştirme kararı ve daha netliğe kavuşma dönemi diyorum. Yengeçler, bu hafta tamamıyla kendinize ayırdığınız zamanı dış, biraz daha dışarıda ve yatırımlarla ilgili planlarınız var. Bu haftadan sonra bu planları gerçekleştirme dönemine geçiş yapacak yengeç burçları. İlişki ve çocuk ya da aile ile ilgili yaşadığı kaoslar bu hafta geride bırakıp yüzleşme, netliğe kavuşma, karanlık geçmişi geride bırakıp aydınlık bir haftaya geçiş yapacak yengeçler. O yüzden yengeçlerin kendiyle yüzleşme, kararlılık dönemi ve iş konusunda da yeni ortaklık, yeni anlaşma ön planda. Son zamanlarda saç dökülmesi var yengeçlerde ciddi anlamda. Bu yengeçlerin saç dökülmeleriyle ilgili kellik ya da saçla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Dikkat diyorum. Aslan burçları. İlişkileri çatır daha çatır daha çatır daha çatır daha düzel daha düzeldi dediğimiz bir hafta yaşadılar. Aslında ilişkiyle ilgili kendi içlerindeki planları bir türlü çabuk olmalarını istedikleri için biraz gecikecek diye panik yapıyor aslan burçları. Paniğe gerek değil, gerek yok. İlişkiniz doğru, kaderdeki doğru insanla birliktesiniz. Ta ki ayrılmak istiyorsanız da ayrılmak isteyen ve uzun süredir karar verip doğru zamandasınız artık ya netlik ya bitiş ya başlangıç dediğim bir süreçtesiniz. Onların da kafalarında geçtiğimiz dönemlerde ev aldılar, tekrar bir yatırım ama farklı bir yerden yatırım niyetleri var gözüküyor. Olumlu ve hayırlı olacak. Onlarda da bilekte hassasiyet, elde titreme, kalp ritim bozukluğu yani ya da bilgisayarda devamlı cık 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 baş parmaklarda huysuzluklar olabilir. Biraz iPhone'unuz ya da Samsung'unuz bozulmayacak, elleriniz bozulacak. Dikkat diyorum. O yüzden el, kas, kalp ritimlerine dikkat edelim aslında. Başak'la geçtiğimiz haftalardan bu yana hastalıktı, dertti, kederdi, ıvırdı, zıvırdı. Ay çok öldü. Bu hafta sanki yeni yılı 2018'i dört gözle bekliyorlar. Çünkü benim yılım artık ben kendi hayatımı, kendi düzenim, kendi evimi, kendi ailemi, kendi ilişkimi kuracağım diyecekleri haftaya girdi Başaklar. Ama Başakların takıntıları, pimpirikleri, azıcık azıcık kafaları biraz daha geçmişte kalacak. Evet kendilerini geliştirecekler ama onların kendileri gelişmesi için biraz para ekonomileri güçlenmesi gerekiyor. Yılın ilk haftası itibariyle biraz daha rahat bir nefes alacaklar ama yıl sonu zenginlik yılları Başakların. O yüzden ilişkiler konusunda da ağırdan aldığımız artık ya evlenin ya ilişki yaşayın. Artık
artık başaklar bırakın bekar kafasını, doğru ilişkiye geçme haftanız diyorum. Terazi, yaratıcı, keyifli, eğlenceli ve bol gülmeli bir hafta yaşadılar. Ve bu devam edecek. Ama aksi iş kazaları, işte kaynaklanan gereksiz hatalı imzalamalar biraz risk aldı. Ama onlar için de bu haftadan sonra yurt dışı ile ilgili planladıkları ya da kafalarında yapmak istediği yeni oluşumlar yavaş yavaş oturma dönemi haftasına girecek. Onlarda da göz hassasiyeti, kirpik dökülmesi ya da alerjik reaksiyon, ciddi hareketlenen bu tarz problemler olabilir ve özellikle mide asitinden kaynaklanan rahatsızlıklar, ince bağırsakta problemler olabilir, dikkat diyorum. Ama teraziler yavaş yavaş kendilerini bilme ve eğitim kariyerleriyle ilgili gündeme gelecek yenilikler var, hayırlı olacak. Büyük bir ihtimal yurt dışı planlarımız da var ama bir şu haftayı atlatalım, o bir hafta neler olacak terazi bakarız diyorum. Akrep Burcu. Akrep elinde bileti gün bekliyor sanki. Ay gittim gideceğim, geldim geleceğim, kafamı dinleyeceğim. Yeni yılın kutlaması moduna girdiği için ve çoluk çocuk ailece planladığı bir yol var. Bunun için hayırlı olacak. Ama akreplerin bu hafta grip, enfeksiyon tarzı çok rahatsızlıklar atlattığı için bu tatilde de çok risk almak istemiyorlar. Daha dingin, daha rahat bir süreç yaşanacak gözüküyor. Ama şöyle söyleyeceğim akrepler için. Onların yol seyahatlerini yaptık geldikten sonraki hafta, yani bu haftadan sonra işleriyle ilgili büyütme, ofisi büyütme, alanı büyütme, yeni bir anlaşma, daha büyük bir şirkete geçiş haftaları olacak. O yüzden akreplerde de varis ağrıları, diz kapak ağrıları, boyuna vuran ağrılar olabilir, dikkat diyorum. Yay burçları. Evet, eğlenceli eğlenceli, huzuru buldum, kocam, düzenim, ailem, ilişkim oturdu dediği haftaya girdiler. Onda da bu senenin yol planı ve yurt dışı planları çok ön planda. O yüzden bu hafta onlar için dingin bir hafta, planlı bir hafta ama işlerini geçmişten hazırladıkları için bu haftayı dingin ve sakin geçirecekler. Aşk konusunda da artık her şeyi olumluya bıraktılar. Bol bol iman, bol bol dua, bol bol güç enerjisi, biyonik enerjiler, psikolojik enerjilerle yoga, meditasyon, spordu, bu tarz şeylere adapte oldular. O yüzden yaylar için geçmişi kapatma, yeniye konsantre olma, iyi bir hafta, güzel bir hafta geçirin yaylar diyorum. Oğlaklar, yıkılan hayatları, yıkılan binaları, yıkılan bedenlerini iyileştirip 2018'i dört gözle beklediler. Çünkü 2017 onlar için inanılmaz kaostu. Ve ilişki ve süreçte anlaşmalar yaptığı işler hep böyle aksilikler yaşadıkları için onların doğru haftasına giriş yaptık. O yüzden oğlaklarda da titreme, üşüme ve göz enerjisi, nazar çok fazla aldıkları için artık bu sene onların nazardan, göz enerjiden, böyle kem gözlerden kurtulma senesi oğlakları için. O yüzden onlara başarı, bolluğun geçireceği bir dönem. Çünkü onlar gerçekten iyileşmeye hazır burçlar ve yeniden kendilerini keşfedip yeniden ben de varız demeye başladılar. Ama şöyle söyleyeceğim, onların da vücuttaki halsizlikleri, vücutta çünkü çok böyle vitamin depolamaktan hızlı yemek yemeye başladılar. Kilolarını kontrol etme zamanı diyorum. Evet, kova burçları. Aman Allah'ım, kovalar bu dönem kimseyle konuşmama kararı, sessizlikten işe eve gidip benim uyuma modunda oldukları için kovalarda şu oluştu. Ben artık eski ben değilim, yeni ben yarattım bedenimde. İlişkimde de kurallarım olacak, disiplinim olacak, şu olacak, bu olacak dediği bir haftaya giriş yaptılar. Evet, kovalar bu hafta böyle geçirecekler de psikolojik dengeleri çok yoruldu. Yaşanan maddi krizler, manevi krizler onları çok yıprattıkları için psikolojiyle ilgili altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum kova burçlarının. Çünkü birçok şeyin ellerinden kayıp gitti ama 2018'in başları artık bir şeyleri tekrar toparlama ve ellerinde tutma dönemleri olacak. Aşk konusunda da mayı mayı kararsız bir dönem. Yapayım mı yapmayayım, yaşayayım mı yaşamayayım, bence biraz akışına bırakın. Akış size iyi gelecek diyorum kovalar. Balık burçları. Evet, özellikle boğazla ilgili boğatır. Yani mide borunuz, akciğer pırtılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğerden kaynaklanan solunum sistemleriyle ilgili problemlerimiz söz konusu olabilir. Ama hani ölümsel bir durum var mı Emineciğim, ne oluyoruz, her şeyi kanser ettin, öldürdün, bitirdin, öyle bir şey değil. Sadece dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Ama iş doğru bir zaman, doğru bir hafta. Çok güzel yeni kendinize oluşturmak istediğiniz şirketler ve anlaşmak istediğiniz şirketler ya da devletle ilgili beklediğiniz kağıtlar neyse bu hafta bunların hepsi imzalanacak. Özellikle balıklarda yasal, mahkemelik
Yani cezası, hukuku uzun süredir devam eden şeylerde büyük bir aydınlanma, rahatlama söz konusu olacak. O yüzden balıkların sanki 2018'de ben sorunlarımı çözmeye geldim, artık sorunlardan kurtulacağım ve düzen ve disiplin kuralına gireceği bir nokta. Çünkü onların iş kaygısı, para kaygısı, devamlı hesaplar, kitaplar hiçbiri birbirini tutmuyor ya. Biraz daha sakinleşeceği bir hafta daha planlı programda gidecek. O yüzden balıkların da dediğim gibi sağlık anlamında çok yoruldular. Artık iyileşme, sakinleşme, kararsız ilişkisiyle ilgili netliğe kavuşma, yolunu bulma, işiyle ilgili kariyer için hedeflediği bir eğitim var. Doktorsanız bir master ya da ne bileyim avukatsanız tekrar bir eğitim ya da bir savcıysanız daha büyük bir teklif söz konusu olacak. İyi şeyler var. Bu haftayı güzel geçirin diyorum. Mutlu seneler, iyi haftalar. Hepinize sevgiler.